Cadılar Bayramı arkadaşlarınızla şaka yapmak ve biraz eğlenmek için harika bir bahane. Bu videodaki harika şaka fikirlerini not alın. Korkunç şekilde iyi vakit geçirmenizi dileriz. Başlayalım. Çanar saat çalıyor, yani kalkma zamanı. Bakalım bugün günlerden ne? Aa, unutmuşum. Günlerden Cadılar Bayramı. Bu iyi bir haber. Korkunç şakaların zamanı geldi. Önce biraz makyaj yapmamız gerekiyor. Bir balona beyaz bir beze ve siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bak, bu gerçek bir hayalet. Bu kadar gerçek olmasını ben bile beklemiyordum. Mia'nın odasını sıcağım. Harika, hala uyuyor. Çok şanslıyım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Hayaleti buraya, burnunun dibinde bırakacağım. Hepsi bu değil. Gerçekten korkunç eldivenlerim var. Başardım, harika. Bugün şans benden yana. Geriye kalan tek şey balonları yere saçmak. Üzerlerine basarsa ne olacağını hayal edebiliyorum. Ve son dokunuş, slime çok iyi esniyor. Onu elimden bırakmak bile istemiyorum ama şakam için ona ihtiyacım var. Pekala, bu kadar, gitmem gerek. Son olarak kapıyı bir tuğla şeklinde posterle kapatacağım. Bu da ne böyle? Anneciğim, bir hayalet tarafından saldırıya uğradım. Bir dakika. Bekle bir saniye, gerçek gibi görünmüyor. Muhtemelen hepsi Suzy'nin işi. Ellerime doldu. Sakin ol Mia. Panik yapma. Muhtemelen sadece eldiven. Pekala, Suzy ile ilgilenme zamanı ne yaptı o? Ah, yüzüm ne halde? Kahretsin. Ne korkunç bir gün ama. Hadi Suzy. Duvar mı? Bu duvar da nereden geldi? Bu saçmalık. Selam Mia. Cadılar Bayramı'nı kutlu olsun. Bunu sen istedin Suzy. İntikamımı alacağım. Şaka yapma sırası bende. İnan bana, seninkinden çok daha korkunç olacak. Ortasında delik olan ahşap bir masa ve siyah kumaş kullanacağım. Bence şimdiden oldukça acımasız görünüyor. Şimdi ortada üstüne büyük bir kova patlamış mısır koyacağım. Alt kısmını da çıkaracağım ve patlamış mısırı dolduruyorum. Aha, harika, yarısı bitti. Makyajımı nasıl buldunuz? Yine de güzel değil mi? Ürkütücü bir atmosfer yaratmak için bir korku filmi açmanız ve ışıkları karartmanız gerekiyor. Şimdi tam bir sessizlik, ben masanın altında saklanırken siz sadece izleyin. Aa, bir korku filmi, harika. Ben de izlemek istiyordum. Burada patlamış mısır da var, harika. Bu da ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sürpriz! Aa, parmağı makine mısırdı. Ne oluyor be? Kutuda bir şey mi var? Bildim. Kaçmam lazım. Üzgünüm Mia ama şimdi durmayacağım. Yapacak daha çok şakam var. Bir sonraki için sahte bir el kullanacağım. Tıpkı gerçeğine benziyor. Alet çantası nerede? Matkap almam gerekiyor. Duvara bir şey asacağım. Bayram partisi için evi dekore etme zamanı geldi. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Yardıma ihtiyacın olduğunu görüyorum. Bak bende ne var? Bırak ben yapayım. Teşekkürler Suzy. Ay, hapşırmak istiyorum. Olamaz. Kolumda bir delik var. Yardım edin bana. Ne yapacağım şimdi Suzy? Anneciğim, ne büyük bir delik. Kendimi kötü hissediyorum. Yuttu. İşe yarayacağını biliyordum. Bu Suzy'nin eli mi? Bu gerçek değil. Yine kandırıldım. Pekala, karşılık verme zamanı. Bakalım bende ne varmış. Evet, sanırım keli kafam bir sonraki şakam için mükemmel. Tam oturdu. Üstüne biraz silikondan beyin koymalıyız. İyi görünüyor ama bir şeyler eksik. Mesela kan. Kırmızı boyayı alıp beyaz bandajın her yerine sürdükten sonra dikkatlice başımın etrafına saracağım. Bu beni de korkuturdu gerçekten. Korkunç. Suzy şüphelenmesin diye peruk takacağım. Bence bana çok yakıştı. Çok tatlı. Ve son dokunuş, onu arkaya bırakacağım. Suzy'yi tahrik eder. Merhaba Mia. Otur ve benimle korku filmi izle. Sanki yuttu. Birinin saçını çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu da ne böyle? Sanırım
Mia'nın tüm saçlarını kopardım. Sürpriz. Bu çok komik. Yaptım. Şeker mi, şaka mı? İlk misafirlerimiz geldi. Merhaba senin için. Aslında biraz şeker alman gerekiyordu. Hepsine değil. Neyse. Bana bir ders vereceğim. Özel çikolatalı yumurtalar yapacağım. Gerçek onları alacağım. Her birini tahta bir çubukla deleceğim. Ve çikolataya batıracağım. Ve ambalajını ekleyeceğim. Harika oldu. Şeker mi, şaka mı? Yine sensin. Burada yeni ikramlar yaptım. Bakalım beğenecek misin? Ne yakalayış ama? Görünüşe göre ellerindeki her şeyi çaldım. Kinder sürprize bayılırım. Hey, bu da ne böyle? Bu çiğ yumurta. İğrenç. Bunun tadını aldım ve durmak istemiyorum. Gelip bir şaka yapmalıyım. Cadılar Bayramı'nın nihai sembolü olan bal kabağını kullanıyorum. Mükemmel bir bal kabağı kafam var. Şimdi tek yapmam gereken içine mum koymak. İşte böyle. Sanırım onu şirzinin yatağının altına koymalıyım. İyi ki burada değil. O gelmeden acele etmeliyim. Harika. Meşale yerinde ama hepsi bu kadar değil. Suzy'nin spor ayakkabılarına ve biraz kırmızı boyaya ihtiyacım olacak. Halıda kanlı ayak izleri bırakmak için tabanlarına bulaştıracağım. Bu klasik şaka gibisi yok. Taban hazır. Halının üzerine koyuyorum ve gidiyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Yorgunum. Bu da ne böyle? Kana benziyor. Anneciğim, korkuyorum. Odamda biri var. Yatağın altında saklanıyor. Hemen çık dışarı. Çok kolay etkileniyorsun Suzy. Neden yine senin şakan olduğunu düşünemedim. Gülmeyi kesmiyor. Al bakalım. Vurma, ıskaladın. Sadece şaka yapıyordum ve bana yastık fırlatıyor. İntikama ihtiyacı var ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu bembeyaz havluyu alacağım, yere sereceğim ve üzerine kanlı en izleri bırakacağım. Bunun Suzy'yi dünyadaki her şeyden daha çok korkuttuğunu fark ettim. İşte istediğim etki bu. Harika. Bu arada ellerime boya sürmek çok iyi hissettiriyor. İşe yaradı. Şimdi havluyu asabiliriz. İşte böyle. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ama başka bir şey düşünmeliyiz. Sadece bir havlu yeterli değil. Doğrudan duş başlığına kırmızı boya eklersek ne olur? Bu kesinlikle Suzy'nin ödünü koparırdı. İşe yaradı. Ve en iyisi hiç kanın bırakmadım. Kanlı duş onun için tam bir sürpriz olacak. Bir başka parlak fikir daha. Aynaya korkutucu bir sabun mesajı bırakacağım. Bu Suzy için bardağa taşıran son damla olacak. Seni izliyorum. Bence bu yeterince uğursuz. Suzy'nin şakalarıma nasıl tepki vereceğini görmek isterim. En önemlisi beni erkenden açığa çıkarmayın. Günün yorgunluğunu atma zamanı. Duş her zaman rahatlamama yardımcı olur. Ne hoş bir su. Ama neden kırmızı? Kan mı bu? Mia yine yapıyor olmalı. Şimdi dışarı çıkıp onu bulacağım. Hayır, havluda kan izleri var. Bu ne böyle? Biri beni takip ediyor. Bu bir kabus. Buradan çıkmam lazım. Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. Sonunda! En sevdiğim sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar Bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. O yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. Balonumu kesinlikle sevecek. Hazır! Şimdi Vito'nun odasına gidelim. Şimdi ne olacağını merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz.
Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. Ah, korkunç. Ellerime ne oldu? Korkunç. Şimdi Alex'i göstereceğim. Çok komik. Bu da ne böyle? Şimdi nasıl çıkacağım? Bebe, şakamı beğendin mi? Görürsün sen. Ondan nasıl intikam alacağım? Tabii. Havluda kanlı parmak izlerini görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Bu. Evet, süper oldu. Hazır. Ama bu yeterli değil. Alex'in duşta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. Pekala, şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç, yardım edin. Of, belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? Burada da kan var. Ne? Birisi beni izliyor. Hayır, yardım edin. Alex, şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. Şaka için bir fikrim var. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve süte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Solucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. Of, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Vida, tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı etsen iyi olur. Aynen, zamanı geldi. Çok lezzetli. Evet, ben de bunu seviyorum. Gözümü alamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. Bana afiyet olsun. Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Aa, korkunç. Alex, kafayı mı yedin? Şakaydı ama. Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yine bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi, kafanız bu delikten %100 geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısıra ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. Bu yüzü patlamış mısır da gördüğünde sevinecek.
Şaka başlıyor. Patlamış mısır, ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum, Cadılar Bayramı. Vay be! Ay! Kim ısırdı beni? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Patlamış mısırda bir iskelet var, gördün beni. Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ya. Kabaksız Cadılar Bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi bal kabağına bir yüz kesmeliyim. Ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve bal kabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Wow. Süper. Dikkatlice koyduk. Ve bal kabağı yatağın altına saklıyorum. Tamam, temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim. Bunu yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet, çok havalı. Ne? Bu tuhaf izler de nereye gidiyor? Yatağımın altına mı? Anneciğim! Yardım edin! Bu bal kabak beni yiyecek! Ne kadar korkaksın sen? Korkak mı? Demek sendin Vita. Hiç komik değil. Parada kanalımıza abone ol. Yorumlarda bugünkü şakalarından hangisini en sevdiğini yaz.